Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala eşrefil mürselin. Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Rusya'nın muhtelif yerlerinde hizmet eden çok kıymetli din gönüllüleri, çok kıymetli hocalarım. Öncelikle hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah bizi yeryüzünde peygamberlerin makamında istihdam ediyor. Mihrab peygamberlerin makamıdır. Minber peygamberlerin makamıdır. Kürsü peygamberlerin makamıdır. Biz bugün bu makamda görev yapıyoruz. İnsanlara Allah'ın kitabını öğretiyoruz. İnsanlara hidayetin yollarını öğretiyoruz. Onun için Allah'a ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek azdır. Her birimizi gönülden tebrik ediyorum. Her biriniz bu topraklarda çok büyük görevler yapıyoruz. Çok kıymetli kardeşlerim, Rusya'daki Müslümanların çok muhteşem bir tarihi var. İslam medeniyetine katkıları, İslam dini bu topraklara geldikten sonra buralarda kurulan medeniyet, İslam medeniyetine çok büyük katkılarda bulundu. Sizler Maveraun Nehir İslam medeniyetinin çocuklarısınız. En büyük alimler bu topraklarda yetişti. İslam ilim ve medeniyeti bir nehri geçtikten sonra çok başka bir medeniyet kurdu. Ben hep Medine'den ortaya çıkan İslam medeniyetini, Medine'de ortaya çıkan İslam medeniyetini büyük bir nehre benzetiyor. Bu nehir Medine'den çıktı ve buraya doğru akmaya başladı. Büyük hadis imamlarının tamamı nehrin beri tarafında ortaya çıktı. İslam ilimleri nehri geçtikten sonra bir metodolojiye, bir usule kavuştu. Sonra büyük o tarih içerisinde zaman zaman inişler, zaman zaman çıkışlar oldu. Sonra 1917 Bolşevik ihtilaliyle her şey bir kez daha sekteye uğradı. 100 sene bir mahrumiyet dönemi yaşandı. İşte şimdi o dönemden sonra sizlerin varlığı, siz her biriniz kendi camilerinizde, kendi mahallelerinizde Müslüman kardeşlerimizin o Müslüman kimliğini yeniden ayağa kaldırmak için çaba gösteriyorsunuz. Müslüman kimliği cehaletle ayakta tutulmaz. Müslüman kimliği ilimle, hikmetle, ahlakla ayakta tutulur. Müslüman kimliği Muhammedi ahlakı hayatımızda tatbik etmekle gerçekleşir. Müslüman kimliği birlikte yaşama barışla, birlikte yaşama ahlakıyla, birlikte yaşama hukukuyla ayakta tutulur. Biz hem kimliğimizi koruyacağız, muhafaza edeceğiz, hem de içinde yaşadığımız toplumla barış içerisinde yaşamanın yollarını inşa ediyoruz. Komşumuz hangi dinden olursa olsun bize baktığında Resul-i Ekrem'in rahmetini, merhametini, şefkatini, ahlakını, faziletini görmelidir. Öncelikle şunu ifade etmek isterim. İslam dini, İslam coğrafyası tarihinin en zor süreçlerinden geçiyor. Ben bu dönemi dördüncü zor dönem olarak tarif ediyorum. Birinci dönem Hazreti Osman'ın katliyle başlayan fitne dönemleridir. İkinci dönem Moğol istilası ve Haçlı seferlerinin birlikte İslam coğrafyasının üzerine geldiği dönemlerdir. Üçüncü dönem Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılışıdır. Dördüncü zor dönemde bugünlerde Şam'da, Bağdat'ta, Mısır'da, Yemen'de her yerde gördüğümüz üzücü hadiselerdir. Benim sizden istirhamım İslam coğrafyasında ortaya çıkan bu ihtilafı bu topraklara asla taşımayınız. Evet. Dünyanın her tarafındaki kardeşlerinizden haberdar olun, onlara dua edin ama onların ihtilaflarını aranıza taşımayın. Bugün Müslümanları 5 millet sarmış vaziyette. Birincisi el cedeliyyetu fil akide, yani inanç konularını tartışma konusu yapmak. Halbuki İslam'ın inanç esasları bellidir. 14 asır önce Allah Resulü Muhammed Mustafa bu inanç esaslarını ortaya koydu. Bizim yeniden inanç esaslarını tartışma konusu yapmamız mümkün değildir. Müslümanın Müslümanı tekfir etmesi en büyük hastalıktır. Ehl-i sünnet anlayışımıza göre ehl-i kıble tekfir edilemez. Men salla salatena ve stakbala kıbletena fehuve minna. Namazı kılan, kıblemize yönelen bizim kardeşimizdir. Müslümanları saran ikinci hastalık ezzahidiyyetu fil fıkıh. Fıkıh ilmini zahir üzerine bina etmek. Halbuki hiçbir hüküm hikmetsiz değildir.
Fıkıh, hikmetsiz hükümler bilgisinden ibaret değildir. Bugün İslam dünyasında hikmetsiz bir hüküm bilgisini fıkıh olarak zanneden ekoller ortaya çıktı. Evet. Maverâ-ı Nehir uleması bunları bütün insanlığa öğrettiler. Üçüncü eylem, eşşekliyetü fil ibadet. İbadetleri şekle indirgemek. Namaz bizi kötülüklerden alıkoymak için vardır. Evet. Oruç bizi takvaya erdirmek için vardır. İbadetlerimiz bizi ahlaklı kılmak için vardır. İbadetlerimiz bizi merhametli, şefkatli kılmak için vardır. Biz bütün kainata, bütün insanlığa merhametimizi arttırmak için ibadet ediyoruz. Beşinci illet de el cüz'iyyetu fil ihtimam. Yani önceliklerimizi değiştirmeye kalkışmak. İslam bir günde nazil olmadı. 23 yıl Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem tarafından tatbik edildi. Ve İslam'ın bir öncelikler sırası vardır. Biz o sırayı değiştiremeyiz. Daveti, İslam davetini kaba bir çağrıya dönüştürmek. Cenab-ı Hak bize ud'u ilâ sebîle rabbike bil hikmeti ve mev'izatil haseneti ve cadilhum billeti hiye ahsen buyurdu. Allah'a hikmetle davet edin, güzel öğütle davet edin ve insanlarla çok güzel bir şekilde mücadele edin. Ahlak ve hukuk tanımayan hiçbir savaşa cihat adı verilemez. Cihat, ahlak ve hukuk tanıyan bir harekettir. Cenab-ı Hak Taha suresinde وَمَا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى buyuruyor. Ben bu Kur'an'ı eşkıyalık yapasınız diye göndermedim size. Şakî, Kur'an haşa şakavet kitabı değil. Kur'an takva kitabı, Kur'an ibadet kitabı, Kur'an iman kitabı, Kur'an ahlak kitabı. Bugün insanlığın bu merhamete ihtiyacı var. Değerli kardeşlerim, İslam peygamberinin bütün savaşlarında iki taraftan ölen insan sayısı 450'dir. Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te, Tebük'te, Mute'de ölen insan sayısı 450'dir. Şimdi günde Müslümanlar 1000 Müslüman öldü. Biz neden bu hale geldik? İslam coğrafyasında, Orta Doğu'da, Afrika'da, Pakistan'da, Hindistan'da bunları düzeltmeye çalışırken siz de burada çalışınız. Oralardaki hastalıklar inşallah kısa zamanda sona erecektir. Bunun endişemiz olmasın. İnşallah. Ama siz bu hastalıkları aman bu topraklara taşımayınız. Evet. Bunun üstesinden ancak ilimle, hikmetle, irfanla gelirsiniz. Her imam alim olmalı. Kur'an'ı ve sünneti çok iyi bilmeli. Bu çağı çok iyi öğrenmeli. Sizler böyle bir tarihe, böyle bir kültüre, böyle bir medeniyete sahipsiniz. Ayrıca burada tarih boyunca inşa ettiğimiz o birlikte yaşama ahlakını, birlikte yaşama hukukunu asla bırakmayın, terk etmeyin. Bir kişinin hayat bulması bütün insanlığı hayata kavuşturmak kadar değerlidir. İlim, hikmet ve marifet bu üç kavramı birlikte değerlendirin. Zira bu üç kavramı birbirinden ayıramayız. Müslüman hem alimdir, hem ariftir, hem hakimdir. Bilhassa kendi camilerinizde çocuklarının çocukları, gençleri, kadınları, aileleri asla ihmal etmeyiniz. Cenab-ı Hak sizleri muvaffak eylesin. Gittiğiniz camilerinizde, cemaatlerinize bizlerin selamlarını iletiniz. Allah hepinizden razı olsun. Allah'tan razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.